Bebeklerin çok büyük bir çoğunda diş çıkartırken özel bir beslenme uygulamamıza gerek yoktur. Ama bazı bebekler gerçekten diş çıkartırken diş etlerinde biraz ödem olabilir. Bazen hatta dişler yukarıya doğru yükselirken önlerinden geçen bir damarı kestikleri zaman diş etlerinin içinde bizim hematom dediğimiz böyle kan toplanması şeklinde yapılar oluşabilir. Bunlar da hiç sorunsuz bir şekilde kendi kendine düzelebilir. Bu durumda aslında bebeklerin alışık oldukları beslenmeyi aynen devam ettirmek gerekir. Eğer sadece anne sütü alıyorsa anne sütü almaya devam etsin. Eğer ek besinlere başladıysa işte o zaman dikkat edeceğimiz şey bebeğin hoşlanarak yediği, severek yediği besinleri o günlerde vermek, yeni bir besin eklemekten geçici bir süre için kaçınmak uygun olur. Birazcık serinletilmiş bir besin, bir mesela serin bir yoğurt yemesi, işte birazcık serinletilmiş bir diş kaşıyıcısını bebeğin eline verip ısırmasını sağlamak da bu dönemde rahatlamasını sağlayacaktır. Ama özellikle bebeklerde sıvı kaybı çok kolay gelişebildiği için eğer diş çıkartma sırasında bebek daha huzursuz ise sıvı kaybını önlemek amacıyla özellikle sevdiği, hoşlandığı sıvı besinler yönünden daha zengin beslemek gerekir. Eğer bebek diş çıkartma döneminde diş etlerindeki huzursuz ağrıdan dolayı çok huzursuzlanıyor ve beslenmesi bozuluyorsa çok kısa sürede susuzluk yani dehidratasyon dediğimiz tablo gelişebilir. İşte bu dönemde bebekleri en çok severek içtikleri, beğendikleri, kolaylıkla alabildikleri sıvı besinler açısından zengin olarak beslemek iyi olacaktır.